Diyabetli anne adayının sağlıklı bir bebeği olabilir mi? En çok sorulan sorulardan bir tanesi budur. Aslında bunu bilmek için normal bir popülasyonda sağlıklı bebek kavramının ne olduğunu bilmek lazım. Sağlıklı bebekten kastımız vücudunda ya da dış görünüşe iç organlarında herhangi bir sakatlığın olmadığı bebeği tabir ediyoruz. Normal popülasyonda sakat bebek olma şansı yaklaşık olarak %2'dir. Bu ne demek? Sağlıklı olan anne adayı her hepsi hamile kaldığında 100 tanesinden 2 tanesi sakat bebek doğacak, 98'i doğmayacak demektir. Bu bahsettiğimiz durum anne adayında bir kronik hastalık olmaz ise. Eğer ki anne adayı insüline bağımlı bir diyeti, tip bir diyabeti varsa, yani şeker hastası bilmiyor ve insülin kullanıyorsa, bu anne adayının hamile kaldığındaki kan şeker düzeyleri çok 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 önemli. Asıl olay bu. Çünkü sakatlıklar sıklıkla 4 ile 10 hafta arası, yani ilk 3 ay içinde oluşuyor. Eğer ki anne kan şekerlerini regüle etmeden, düzenlemeden gebe kalırsa bu 2-3 ayki dönemde yüksek kan şekerleri bebekte patolojik etkileri, buna bağlı olarak sakatlıkları yol açabiliyor. Bu normal topluma göre 4 kat 5 kat bu risk artıyor. Özellikle kalp sakatlıkları, beyin sakatlıkları. Ama anne eğer kan şekerini regüle ederek, yani düzenleyerek gebe kalırsa bu oran çok 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 az artıyor. Yani normalde %2 görülen topluma sakatlık oranı, bu kan şekeri düzenlense de %3-4 civarında kalabiliyor. Bu da çok az bir artış gösteriyor. Ama kan şekerini düzenlemezse bu kan şekerin artış düzeyine bağlı olarak %10'lara ve daha üstlere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla tip 1 diyabeti, insüline bağımlı diyabeti olan anne adaylarına bir numaralı tavsiyemiz, gebe kalmadan en az 3 ay önceden ve gebenin ilk 3 ay içinde mutlaka kan şekerlerinin düzenlenmesini sağlanması temel amacımızdır.